Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yaz kursları, DYK kursları başlıyor. Artık yani normalleşme sürecinin başladığını buradan da anlayabiliyorsunuz. Sadece ama 11'den 12'ye geçen yani son sınıfa geçen çocuklarımız ve de mezun olan çocuklarımız bu kurslara katılım gösterebilecekler yalnızca. Hani bunu da söylemekte fayda var. Peki öğretmenler ne zaman başvuracak? Şu anda ne durumda hocam? Takvim nasıl olacak diye sorduğunuzu duyar gibiyim arkadaşlar. Önümüzdeki 3 gün önce kurumlar başvuruyor. Yani biz işte mesela A Anadolu lisesinde kursun açılmasını istiyoruz diye başvuru yapıyorlar kendi adlarına. Ondan sonra kabul olduktan sonra artık bizim başvuru sürecimiz başlıyor. O da 10 ile 13 arasında olacak. Yani önümüzdeki cumadan pazartesiye kadar öğretmenlerin başvurusu yapılmaya başlayacak. Yani ben mesela fizik öğretmeniyim. Fizik alanında başvuru yapabilirim. Ama mesela diyelim ki Türkçe'yi de bitirmiştim ayrıca. Türkçe alanında da kurs açmak için başvuru yapabilirim mesela diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece lise sonlar ve mezun olan öğrencilerimiz başvurabiliyorlar. Sen de mesela matematikçisin. Evet ben de matematikten başvurabilirim evet. arkadaşlar. Geometri kursu da var değil mi? Evet geometriden <laughs> daire açabiliyoruz. Sadece 11 ve 12. sınıfları, mezun olan 12 ve mezun olan sınıfları. Evet 12'lere ve mezun sınıfları arkadaşlar. Daha sonra bizim başvurularımız bittikten sonra yani cumadan pazartesiye kadar biz başvuru yapabiliyor olacağız. Daha sonrasında da salıdan cumaya kadar yani ondan sonraki 3 günde öğrencilerimiz başvuru yapabiliyor olacak. Arkadaşlar bu kurslar şu anda yaz dönemi olduğu için her yerde yani Türkiye'nin her yerinde öğrenciler başvuru yapabiliyorlar. Öğrenciler Türkiye'nin her yerinde başvuru yapabiliyorlar. Bak bunu unutma. Ama öğretmenler bulundukları ilçede başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Yani şu anda görev yaptığınız ilçe hangisi ise illa kendi Hı -hı. okulunuzda değil o ilçede bulunan herhangi bir okulda da yine kurs açabilirsiniz. Evet. Ama başka bir ilçede açamıyorsunuz. Mesela ben şu anda Bursa'da yaşıyorum. İşte Bursa merkezdeyim. Karacabey'de kurs açamıyorum mesela. Evet. Mesela Osman Gazi'de görev yapıyorsan Nilüfer'de bile açamıyorsunuz. Yani aynı ilin içinde bile farklı ilçelerde açmanız mümkün değil arkadaşlar. Sadece görev yapmış olduğunuz ilçede açabiliyorsunuz ve şunu unutmayın: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler kurs açma konusunda önceliklidirler. Evet. Ama maalesef ücretli öğretmenlerimiz daha sonrasında başvuru yapabiliyorlar ama şu da var. İhtiyaç çok arkadaşlar. O yüzden hani ücretli öğretmenlerimizden de isteyenler muhtemelen hani her zaman kurs açabileceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama mesela bu başvuruyu mutlaka sistemden yaptıktan sonra il veya ilçeyi onaylatmaları gerekiyor arkadaşlar ücretli öğretmenlerimizin. Bizim öyle bir durumumuz yok tabi Girişimizi nereden yapacağız peki hocam? Biz nasıl başvuru yapacağız? Hiç bilmiyoruz. Dediğiniz yer gibiyiz. MAPBİS'ten başvuru yapabilirsiniz yani arkadaşlar. MAPBİS girişi aracılığıyla e-kurs modülünden başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Google'a e-kurs modülü diye yazın. E-kurs başvuru diye yazın. İlk çıkan site Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-kurs sistemidir. Oraya gireceksiniz. Kadrolu öğretmenlerimiz MAPBİS şifresiyle giriş yapacaklar. Ücretli öğretmenlerimiz E-Devlet şifresiyle giriş yapacaklar. Öğrencilerimiz ise onların zaten 3-4 tane farklı giriş avantajı. Benim başvurularımı var. sen yaptığın için ben evet. birazcık bu bu uzak kalmışım galiba. <laughs> Birazcık da kurslardan bahsedeyim arkadaşlar. Kurslar, e, sınıflar 10 kişi ile 20 kişi arasında oluyor. Mesela çocuklar geldi fizik dersinde Ahmet Hoca'yı seçtiler. Kaç kişi seçti mesela? 15 kişi seçti. O zaman benim bir tane sınıfım açılır. Ama mesela tuttum diyelim ki 26 kişi seçti. Yani 20 kişinin üzerine çıktı. Bu sefer bir sınıfta 20 kişiden fazla olamıyor. En fazla hani 25 kişiye kadar çıkabilir. Onun dışında olamıyor. O zaman ne oluyor? Benim sınıfım 2 tane olmuş oluyor bu sefer. 2 sınıfım olmuş oluyor. Dolayısıyla bana iki sınıf açılmış oluyor arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz kurslarda ek ders ücretinin 2 katı kadar ücret alırız. Yani ortalama 35 lira, 34 lira civarında bir ücreti olacaktır diye tahmin ediyoruz. dediğim gibi Ücretli öğretmenlerimiz de başvurabiliyor ama ancak ve ancak okuduğunuz yani diplomanız olan alan veya işte sonradan ikinci bir üniversite olarak okuduğunuz bir alan varsa onda da ders verebiliyorsunuz. Dediğim gibi sözleşmeli öğretmenlerimiz de öncelikli olarak başvuru yapma imkanına sahipler. Son olarak kurslarımız 20 Temmuz'da başlayacak. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç gerçekleşecek arkadaşlar. Hemen 3 gün öğretmen başvurusu, 3 gün öğrenci başvurusu şeklinde şeklinde gidecek. 20 Temmuz'da başlayacak ve 28 Ağustos'ta sona erecek kurslarımız. Yani ortalama 1 ay kadar bir yaz kursu dönemi gerçekleşecek. Bu şekilde arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınıza cevap vermeye çalışırız olursa. Mutlaka bizi beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bizi takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.